Arkadaşlar herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. DLS22'de görmüş olduğunuz gibi 18. sezona kadar düştük. Neden? Onu da söyleyeyim. Mart turnuvası falan var ve buna benzer turnuvalar var arkadaşlar. Ben bu turnuvalara katılmak istiyorum. Son 5 maçımın mağlubiyet olması bilerek ligimden dolayı arkadaşlar 14. sezona kadar çıkmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir maça başladık. O maça 18. sezon bakalım. 18. sezonda bu takımla maçlar nasıl işliyor? İlk birlikte görelim derken daha saniye bir gol gelir. Harry Kane. Anlaşılan maç en az bir 6 tane atacağız gibi geldi bana. Gol de güzel, şöyle gelişine güzel bir gol oldu. Güzel. 3 pasta gol oldu arkadaşlar. Kimpembe. Zeki Çelik. Bu arada siz videoda Zeki Çelik'in transfer kapak fotoğrafını göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada yine tehlikeli geldik. 2-0. Abi rakibimiz çok zayıf. Rakibimiz çok zayıf. Yine Harry Kane, yine gol. İzlettirmeyin, ayıp olmasın. Adam 2'de 1 gülüyor. Kendini gülüyor. Tabi o kadar da kuvvetli değiliz aslında. Yani bu kadroyla bizi yenebilir ama adam görür görmez saldı herhalde kendini. Öyle hissettim. Zeki Çelik'i aldım arkadaşlar. Zeki Çelik'i aldığıma dair bir video yapmadım. Sizlerin karşısına hemen direkt Zeki Çelik'le oynadım. Maçları atmak istedim. Firmino. Hakiki 14 3-0. Gol atmaktan konuşamıyoruz ki abi. Haniyede bir gol var yani. Gol atmaktan konuşamıyoruz. Bir şey anlatacağım. 2'de 1 gol atıyoruz yani. O yüzden anlatamıyorum. Valla bu adamın gidişatını pek iyi görmüyorum. İlk yarıdan 6 tane atacağız gibi sanki. Ben maç sonu 6 tane falan dedim ama ilk yarıdan atacağız gibi duruyor arkadaşlar. Harry Kane'i güzel bıraktık. Ne dedim? Zeki Çelik'i aldık arkadaşlar. Zeki Çelik 73 gen miydi neydi? Hatırlamıyorum şu an. Bir gol daha geldi dakika. Hat-trick. Dakika kaç? 20. Aynen dakika 20-21'ler. Bir gol daha attık arkadaşlar. Holgate. Ondan Harry Kane'e. Harry Kane'in küçüklüğünü bilirim arkadaşlar. Elinde böyle plastik bir bakkal topu. Oralarda böyle mal mal koşturuyordu. Şimdi geldi buralarda adam oldu, gol atıyor. 20'ne güzel bir pas. 5-0 oldu. Abi bu adama herhalde 10 tane atacağız. Yani bu adama herhalde 10 tane atacağız. Ben paralı yani turnuvalarda kesinlikle turnuvayı kazanmak için düştüm arkadaşlar. 3000 altın veriyor, ajan veriyor, bilmem ne falan derken bir saniye bir gol daha atayım abi. Konuşamıyoruz ya. Gol atmaktan konuşamıyoruz. Güzel bir orta. Wijnaldum. Dakika 32. 6-0. Adam kızmaya başladı. Adam kızmaya başladı arkadaşlar. Artık topu da bana atıyor ha. Topu da bana atıyor yani. Adam ata bile gelmiyor. Kimpembe. Uzun oynadık. Firmino. Yetişirse 7 olacak. Fazla atmasam mı bilmiyorum ama herhalde 7'yi atarsam adam kaçar gibi geliyor arkadaşlar. Yani 7-0 biliyorsunuz. 8-0 yani. Türkiye'nin rekoru. Kaleci ile karşı karşıya dakika 41, 7-0 oldu arkadaşlar. İlk yarıda Harry Kane hat-trick yaptı. Firmino hat-trick yaptı. Bir tane de Wijnaldum attı. 7 tane gol. Dakika 41. Menajer Sici diyor. Ve rakibimiz oyunu terk ediyor arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Evet. Bizim adımıza güzel bir maç oldu. %84 topla oynama diyor. Buradan ödülümüzü alalım. 20 altın. 207 altınımız oldu arkadaşlar. Parayı biriktirelim. Zeki Çelik'e harcadık en son parayı. Onu diyordum. Az önceki maçta bir türlü konuşamadık gol atmaktan. Ve Galatasaray. Birazcık yazık olacak aslında arkadaşlar Galatasaray'a. Galatasaraylılar şimdiden kusura bakmayın. Ama bu kadar kabuk beklemiyorduk. Ulan adamın da 4 milyon XP'si varmış. Adam oynasaymış var ya ağzımıza sıçarmış arkadaşlar. Vallahi 40 altın şuradan aldık. Teknik direktörü de buradan aldık. Güzel. 277 altınımız oldu. Galatasaray falan dedik. Tokatlarız dedik ama adam var ya oynasaymış ağzımıza sıçarmış arkadaşlar. Ooo diye bir rakibimiz geldi. İsmine bak. Gabriel Jesus'u almış. Bir tane de kaleci transfer etmiş. Bizim de son transferimiz Zeki Çelik. Bugün 11. diyorum. İlk 11'de arkadaşlar. Sağ bekte yer alıyor. Bogus'tan çok güzel bir pas. Melero. Melero. Sokulu ceza sahasına. Kalede Asenjo Boner. Adamın takımının kıstaflısı da o. Takımının adı da o. Bakalım. O çektirmeyi seviyor herhalde. İyi bir orta geldi. Mertçetin, Gomez, Holgate, Kimpembe. Hocam bir sarı en azından yok abi. Benim rakiplerim kesinlikle faul yaptığı zaman kart vermiyor. Bu adam nereli abi? Ukraynalı mı bu adam? Ukraynalıysa ona göre maçı hediye edelim. No var. No var diyelim. Adama maçı hediye edelim arkadaşlar. Gomez ama çıkaramadım şu an.
Ukrayna bayrağına benziyor birazcık. Renkler birazcık soluk da gözüküyor bana. Bu arada çok süper bir pas geldi. Ceza sahasına doğru sokuldu. Karşı karşıya. Sol ayağının içiyle mükemmel bir plase. Harry Kane. Harry Kane'e bu aralar çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Özellikle turnuvalarda şu 3000 altınlı, 5000 altınlı turnuvaları, ajanları falan alıp açmamız lazım arkadaşlar. Efsanevi oyuncuları artık kadromuza katmamız lazım. Mavilerden oluşan ilk 11'imiz zaten var. Onun haricinde efsane oyunculara da yavaştan gelmemiz lazım. Kapar mıyız? Orada bir karambol. Kaptık kaptırdık. Les diye bir adam geldi. Kazri de kaldı top. Kazri vurdu. Farklı şekilde dışarıya. Bu arada arkadaşlar yorumlarda bir sürü istek, bir sürü challenge fikri tavsiye eden arkadaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar %99.9'unu yorumların okuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten kalp atmaya çalışıyorum herkese. Abuk subuk saçma sapan yorumlar yazanlara değil tabii ki de. Geçen gün biri yazmış abi diyor. Karşıma gel seni ezerim. Yani böyle oynadığı, böyle yazdığı zaman sen kimi eziyorsun lan deyip onunla maç yapacağımı zannediyor ama böyle bir dünya yok arkadaşlar. Her şey iyilik, güzel dil, güzellikle hallolması gerekiyor. Her şeyin. Rica etse Discord'a çağırırız, beraber vs yaparız, sıkıntı yok ama bu tarz konuşmalarla kesinlikle arkadaşlar istediğini yaptıramaz. Özellikle yani bana yaptıramaz, başkasını bilemem ama sol tarafa doğru Wijnaldum'a güzel bir pas. Bu arada birlikte top oynamak istiyorsanız, vs yapmak istiyorsanız arkadaşlar, Harry Kane vurdu, direkten döndü. Discord'a gelebilirsiniz, Discord sunucumuzun linki açıklama kısmında mevcut, bilginiz olsun. Oradan gelip iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten sizlerle vs yapacağım zaman gruptan yazıyorum, Discord'dan yazıyorum. O ara müsait olan arkadaşlarla oynuyoruz. Evet, 73 kendi Zeki Çelik transferiyle ilk iki maçımızı kazandık. Birisi kaçtı. O Galatasaray yazan isimli arkadaşımız kaçtı arkadaşlar. Yani kaçtı dediğim adam lig düşüyor. Lig düşüyor. Yani sırf o oyuncuyu almaya çalışıyor. Ne büyük bir hata geldi. Firmino, ah be, değerlendiremedik. Gastien, Orsolini biçti. Adamı of sakatladık abi. Adamı sakatladık. Adamın ilk baharında daha böyle topa doymadan, maça doymadan, eyvah bir hata geldi. Topa da dokunamıyor. Karol. Karol'un yanından alırız onu ya. Çok salaklık yaptı. Aynen. Çok güzel kaptık. 2-0 oldu dakika 55. Ben olsam bu golden sonra maçtan çıkardım arkadaşlar. İki büyük hata. Hadi şu adam serbest vuruşu kullanamadı. Öbürü de geç pas vereceğim diye ayağından kaptırdı ve ikinci golü kalesinde gördü. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus'tan. Gabriel Jesus ilerliyordu, kaptık ayağından. Şimdi Harry Kane'e. Harry Kane. Sağda gördük Firmino'yu. Of, defans arkasına. Mükemmel pas. Firmino artık hareketlerle üçüncü gol atmak için sokuldu. Firmino. Öküz. Ulan bomboş ya. %99 gol fırsatını değerlendirmedik. Orsolin'den mükemmel pas Firmino'ya. Bu sefer at. Hatanı telafi et. Senin yapacağın hatanın telafisine de. Kanada. O giydiğin krampona da. Kramponu üreten fabrikanın, bağcığının, ta patronunun ayak. Oh, bu adam da sakatlandı. Tamam, ben bu adamı çözdüm arkadaşlar. Rakip oyuncularının enerjisi felaket bir şekilde tükenmiş herhalde. Of, Gomez ne vurdum be. Kaleci bu arada futbol mu oynuyor, voleybol mu oynuyor belli değil arkadaşlar. Topu tokatlama şeklini gördünüz mü? Orsolini. İndir bacım. İndir bacım mı? O nereden çıktı lan? Harry Kane. Harry Kane atarsın. Of, corner. Adamın oyuncularının bak tek tek dökülüyor abi. 3-3 oldu bu. 3 oldu. Oyuncu değiştirme hakkı da kalmadı. Aynen, değiştiremiyor. Oyuncu değiştirme hakkı kalmadığından değiştiremiyor. Gomez vurdu kafayı. Kennedy. Kaparsın Gomez. Atarsın Gomez. İğne deliğinden sokarsın Gomez. Kendi kalesine diyor ama orada golür %90. Çok güzel kaptık bu arada yine. Harry Kane'e doğru ama bayağı bir ilerisine geçti. Yine büyük bir hata gelir mi? Ah be, gelmedi. Zeki Çelik. Sahneye çıktı, sonunda defans oyuncusunu gördük. Defansa rakip gitmediği için arkadaşlar Zeki Çelik'i ilk defa mı ayağına top derken gördük. Bugün ne oldu bilmiyorum ama Firmino. 4-0 gelir mi? 90+4'te bir 4-0 yakışır gibi geliyor. Firmino. Harry Kane'in mükemmel pas. Ah be, araya girdi adam son saniyede ve
Son düdük geldi. Bu karşılaşmayı 3-0 kazanıyoruz. Amacım burada Zeki Çelik transferini duyurmaktı arkadaşlar. Zeki Çelik'i pek göremedik. Defansa pek top uğramadığı için Zeki Çelik'i göremedik arkadaşlar. Bu da böyle bir maç oldu. Bu da böyle bir transfer videosu oldu arkadaşlar. Kimi transfer etmemi istiyorsanız onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Elimden geldiği kadar bütün isteklerinizi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz yorumlarınızı okuyorum. Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Farklı oyunlara da geçmeyi düşünüyoruz. Bu FIFA falan, PES falan değil. Tamamen farklı oyunları da düşünüyorum. Bakalım ileride göreceğiz onu. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bunu sen de hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her biri özgün, her biri bomba. Abone ol sen de hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her biri özgün, her biri bomba.